Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim. Kulur ruhu min emri rabbi sadakallahu alazim. Sözler 506. Hoşunuza gidecek bir şey insanı canlı olsun diye. Biraz zor olacak böyle kameralarla görüşmek ama ne kadar istifade edersek o kadar kârdır. Çünkü neticesi rıza ilahi ve ahirete taalluk ettiği için zerre kadar bir şey sonsuza taalluk ediyor. Nedir o? Çok hoşunuza gidecek. Tabakayı insaniye olan hayat tabakayı insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça, bir daha, hayat tabakayı insaniye, bir beş mertebeye hayat vardı, hatırlarsınız. Mertebeye hayat beştir. Hatırladınız değil mi abiler? Neydi birinci mertebe? Bizim hayatımızdır. Çok kayıtlarla mukayyettir abi. İki. Hızır Aleyhisselam ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatıdır ki bir derece serbesttirler. Dilediği zaman bizim gibi yerler içerler ama her zaman yeme içmeyle mukayyet değiller abi. Çok güzel. Üç. Allah razı olsun. İsa Aleyhisselam ve İdris Aleyhisselam'ın hayatıdır ki beşeriyet levazımatından tecerrüm ile bir nevi melekiyet hayatı gibi bir hayata girmişler abi. Dört. Şüheda hayatıdır abi. Onlar tariki hatta hayatlarını feda ettikleri için Cenab-ı Hak Beyazah'ta onlara dünyaya benzer bir hayat ihsan etmiş. Orada yaşıyorlar abi. Elhamdülillah. Tabaka berzah deyince kabir değil ha. Beş. O da ehli kuburun hayat ruhanileridir abi. Tamam. Şimdi bu buna benzemiyor bu. Tabaka hayat, tabaka insaniye. Tabaka insaniye. Bunların cemi cemidir. Yani daha öteleri bu. Abi tabaka insaniye ile ilgili dört tane söylüyordu. Hayat-ı maddiye, hayat-ı ruhaniye, hayat-ı maneviye, bir de hayat-ı cismaniye diye dörde ayırmıştı abi sanki. Evet. Şimdi bugün muvaffak olabilirsem inşallah güzel bir misal var bu. Bununla açılacak birkaç tane misal ama bir tanesi çok hoş. Daha önce başka şey için kullanmıştık. Hayat, bir de okuyorum hayat cümle. Tabaka insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça bir, öyle bir inbisat. İki, inkişaf. Üç, tenevvür eder ki hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi o zihayat kendi aklı ile, yani hayat tabaka insaniye çıkarsa akıla ne oluyormuş? Bir de bu günün meselesini düşün. Korona ile ceset, işte uzun yaşayayım, kısa yaşayayım ama gem. Hayat tabaka-i insaniye denilen bir şeye çıkarsa aklın hissesi kendi aklı ile avalim-i ulviyede, ruhiyede, cismaniyede gezer. Yani o zişur, o zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zişurun mirat-ı ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. Hayat Zat-ı Zülcelal'in en parlak bir burhan-ı vahdeti ve en büyük bir madeni nimeti ve en latif bir tecelli merhameti ve en hafi, yani kullanıyoruz zahirde,
biliyormuş gibiyiz ama en hafi, gizli, bilinmez bir nakş-ı nezih sanatıdır. Evet, hafi ve dakiktir. Enva hayatın en etnası olan hayat-ı nebat ve o hayat-ı nebatın en birinci derecesi olan çekirdekteki ukde-i hayatiyenin tenebbühü, yani uyanıp açılarak neş-ü nema bulması, bakın hayat, bunu konuşacağız da metni okuyayım. Hayat tabakayı insaniye çıkma böyle ifade edilirken sanki birisi bir yere çıkıyor. Örnek veriyor. Yani öyle ama öyle değil. Yani çekirdekten ağacın patlaması. Yani bir çıkış mıdır? Yani birisi bir yere mi gitmiş? Yani ağaç çekirdeğin neresinde ise ağaca bak, çınar ağacı, çekirdeğe bak. He, nasıl olur bundan çıkar? Ömrümüzde hiç böyle bir şey görmesek, böyle bir şeyin olduğunu görmesek, Allah bize şöyle çekirdeği gösterse, şöyle. Bundan ey kulum ne çıkar deseydi, kocaman çınar ağacı hatırımıza gelir miydi? Yani çiçekleri, yaprakları, kokuları, azameti, kibriyası hatıra gelmezdi. İşte ahirette dünyanın inkışağının inkışafından çıkacak. Ağaç çekirdekten nasıl çıktıysa. Şimdi hayat tabakayı insaniye çıkıncaya bir örnek veriyor. Ükde-i hayatiye denilen, yani çekirdek o mahaldır. O ağacın programı, o çekirdeğin karbon, hidrojen, azot, oksijeninde değil, o mekandır. Orada çekirdekte olup olmayan, çekirdekte olduğu halde çekirdekte de olmayan mekansız mekan, ukde-i hayatiye, hayatın düğmesi. Şöyle, ukde şu. Düğme atıyorsun ya. Mikrofona öyle. Çünkü fil uket, Felek suresinde söylüyor ya. Ha, şimdi çekirdekte olup çekirdekte, çekirdekle olmayan, çekirdek olmayan, çekirdekte olup ama hani maddede olup madde olmayan. Nedir o? Ukde-i hayatiyeden, çekirdekten ağacın çıkmasından bir basit bir örnek veriyor ilk. Hayat tabaka-i insaniye. Çekirdek camit gibi. Camidat, camit, ölü. Ama zihayat bir canlı çıkıyor. Kocaman bir ağaç. Ağaç canlıdır. Çekirdek canlı değil. Tabaka-i nebatiye çıktı. Ukde-i hayatiye. Tamam. Enva hayatın en etnası olan, hayatın en düşüğü olan bitki, hayat-ı nebat ve o nebata, nebatın en birinci derecesi olan çekirdekteki ukde-i hayatiyenin tenebbühü. Ne demek yani? Uyanıp açılarak neş-ü nema bulması. Ha, hayat tabaka insaniye çıkması demek uyanmak, uyanmak. Hayattaki bazı şeyleri uyandırmak. Bu bir hastalıkla uyanır, bir musibetle uyanır, ilimle uyanır, cömertlikle uyanır, şefkatle uyanır, sahiplenmekle uyanır, sabırla uyanır, vefa ile uyanır. Tersini düşün. İhanetle örtülür, vefasızlıkla örtülür, zulümle örtülür, ibadetsizlikle örtülür, örtülür de örtülür. Uyan, demek ki tabaka, hayat tabaka insaniye, yani bitki de hayatlıdır, hayvan da hayatlıdır, sonra cinler de hayatlıdır, melekler de hayatlıdır, insan da hayatlıdır. Allah Allah. Yani evet. Fakat bu insan
Bu insan olabilmesi için burada duramaz. Uçağı bir kaldırmak gerekiyor. Meziyet yetmiyor. İrtifayı koruyacak. Sonra inecek. Yani çıkmak kadar mühimdir o irtifa. İşte bu buralardan üstün olan insan, yani camidat taş, o 24. mektubu başında diyor. Hiçlikte kalmadın. Hani bazı insanlar itiraz ediyor. Ya Rabbi, niçin bana iki göz vermedin, iki ayak vermedin? Beni 60 sene, 100 sene yaşatmadın. Yani itirazlar oluyor ya. Orada usta bir kanun kullanıyor. Diyor ki, ey nankör, sen hiçlikte kalmadın. Taş oldun. Bak taşa diyor. Taş diyor ki, beni niye taş yarattın diyor. Toprağa. O da diyor ki, sen hiçlikte kalmadın, vücuda çıktın. Var oldun yani. Sonra bitkiye diyor ki, bitki, beni niye hayvan yapmadın? Ey nebat, sen hiçlikte kalmadın, taş toprak olmadın, bitki oldun. Şükret. Sonra cinler diyor ki, beni niye insan yapmadın? Veya melek niye yapmadın? Onlara da öyle diyor işte. Hiçlikte kalmadın, camit olmadın. Yani cansız olmadın. Nebat olmadın, bitki olmadın, hayvan olmadın, cin oldun. Meleklere de öyle diyor. İnsana da öyle diyor. İnsana diyor ki, ey insan, ey nankör. Acayip başlıyor ya. O tabiri okumam lazım. Diyor ki, ey gideyim. Bak, 24. mektubun başı, Osman'ın mevzusuydu. Ey insan-ı müşteki, ey itiraz eden insan, sen madum kalmadın, hiçlikte kalmadın, vücut nimetini giydin, hayatı tattın, camit, cansız kalmadın, hayvan olmadın, İslamiyet nimetini buldun, dalalette kalmadın, sıhhat ve selamet nimetini gördün ve hakeza. Ey nankör, daha sen nerede hak kazanıyorsun ki? Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği mahz-ı nimet olan vücut mertebelerine mukabil şükretmeyerek, İmkanat ve ademiyet nevinde diye vesaire diye devam ediyor. Elhamdülillah. Yani acayip bir nimetin içindeyiz ama yaşadığımız zaman da çok dehşetli. Çok acayip nimetin içindeyiz ama fark edene, görene. Şimdi biraz ipucu verdi. Hayat tabaka insani çıkması, yani bize giydirilen vücut mertebelerini fark et. Hiçlikte kalmadın. Adem'den vücuda çıktın. Taşa diyor bak, hiçlikte kalmadın. Vücuda çıktın. Bitkiye diyor ki taş olmadın. Hayvana diyor ki nebat olmadın. Böyle ondan sonra bu mertebeler nerede? En yüksek tabakada olan, hayat mertebesinde olan insana diyor. İnsanın absorbe, yani cem etmediği hiçbir varlık düzeyi yok. Hiçbir meratip yok. İnsanın dışında haşa, yani dışında derken böyle sen ben değil, Allah var. İnsanın cem etmediği hiçbir şey yok. Diyor ki çekirdekteki ükde-i hayatiyenin tenebbühü, yani uyanıp açılarak neşünema bulması, o derece zahir ve kesrette ve mebzuliyette çokça gözümüzün önünde gördüğümüz halde ülfet içinde zaman Adem'den beri hikmeti beşerinin nazarında gizli kalmıştır.
hakikati hakiki olarak beşerin aklı ile keşfedilememiş. Niye? Bugün biraz da bununla alakalı şey yazdım. Çünkü bu kainat yapılırken bizim aklımız kullanılmadığı için bu akılla onu çözemiyoruz. Hatta bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığından bu aklı çözmek için bu akıl yetmiyor. Ha, dolayısıyla her şeyin akli olmadığını da aklımızda söylüyor diyor Kalı Mesnevi Nuriye'de. Her şeyin akli olmadığını aklımız da söylüyor. Her şeyin akıla çözülemeyeceğini aklımız da idrak ediyor. Akıllılık budur zaten. Şimdi diyor ki, aklı beşer çözememiş daha çekirdekteki ükde-i hayatiye, hayat düğümü. Orada kocaman ağaç nasıl yazılmış? Hatta kaçtım. Bu Amerikan başkanı bu değil. Öncekisi vardı bir tane siyah. Ondan öncekisi. Onunla beraber Clinton diye. Bir de İngiltere başbakanı vardı. İkisi bir araya geldiler de DNA'yı ilan ettiler. Tanrı'nın yazısını çözdük diye. DNA'yı şifresini aralamışlar. DNA. Şimdi daha DNA, ukde-i hayatiye, hayatın düğümü, yani kocaman çınar ağacı, kocaman ben, 18 bin alemin cemi bir hücrede, damla da değil. Bu akılla yapılmadığı için bu sistem akılla çözülemez. Aklı beşerin zaman Adem'den beri hikmeti beşerin nazarında gizli kalmıştır. Hakikati hakiki olarak beşerin aklı ile keşfedilememiş. Hem hayat o kadar nezih ve temizdir ki iki vecih yani mülk ve melekut vecihleri temizdir, paktır, şeffaftır. Yani her şeyin mülk ve melekutu var ya, zahiri ve batınısı. Hayatın zahirisi ve batınısı yok gibi. Şimdi her şeyin zahirisi mülk çirkin olabiliyor. Mesela gübre zahirisi çirkin. Ama batınısı öyle değil. Hayatın zahirisi de batınısı da nezihtir. Perde etmemiş Allah. Ben bu konulara gireceğim birazdan. Desti kudret esbab perdesini vaz etmeyerek doğrudan doğruya mübaşeret ediyor. Fakat sair şeylerdeki umuru hasiseye ve kudretin azametine uygun gelmeyen napak keyfiyatı zahireye menşe olmak için esbab-ı zahire perde edilmiş. Mesela ecele, herkes ölümün hikmetini bilemediği için ölüme, ölümden korkmasını şey yapmış Cenab-ı Hak da onu perdelemiş. Batınısı ölümün güzeldir, zahirisi çirkin gözüktüğü için sebep halk etmiş. Yanına koymuş işte kanseri koymuş, trafik kazasını koymuş, koronayı koymuş. Koymuş da koymuş. Ama hayatın bir şeyi yok. Şimdi ben bununla alakalı kaç tane ders yapmıştık? Ondan sonrasını devam edeceğim. Hatırlayan var mı? Kaç ders yapmıştık? Vardı değil mi? 6-7 tane oldu. Şimdi biz kaldığım yerden okuyacağım. Şimdi şöyle demiştik önceki derste. Akıl vahiy ile şereflendiği için tenevvür eder. Ruh açılımı olduğu için her şey ruhta inkişaf değil inbisat eder. Kalp ise harita-i manevi olduğu için inkişaf eder demişiz. Şimdi ben kaldığımız yerden, okumadığımız yerden devam ediyor. İnşallah bitiririz bir derste bugün. İşte hayat tabaka insani çıkınca hem çok kolay
hem hazır yanındaki aynesinde hiç uzun bir seyahat-i fikriyeye muhtaç olmadan Emirdağ 146'dan okuyorum. Emirdağ 1. Hayat tabaka insani çıkarsa ne oluyormuş? Oradan atıf yapıyorum şimdi. Hem çok kolay, hem hazır yanındaki aynesinde hiç uzun bir seyahat-i fikriyeye muhtaç olmadan imanı tahkiki kazanır ve en kıymetli ve hakkal yakin derecede vicdani, hissi, bir derece şuhudi hakikat-ı insani haritasını ve enaniyet-i beşeriye firistesini, mahiyet-i nefsiyesini mutala ile imanın şüphesiz ve vesvesesiz, imanın mertebesine bakın, hayatın mertebesi olduğu gibi imanın da bir şüphesiz, iki vesvesesiz mertebesine çıkmaktır. Hani bazıları soruyor, bir ona da cevap olsun. Abi böyle vesvesesiz iman var mı? Var tabii. İmanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki nasıl oluyor bu? Hemen cevap veriyor devamında. Sırr-ı akrebiyete ve veraset-i nübüvvete bakıyormuş bu. Nasıl inkişaf eder? Bundan sonra başlayacağım dersime bugün. İmanın şüphesiz ve vesvesesiz bir mertebesi var. Bunu İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, avamın diyor ahirette beklediği cennet bir, Allah'ı görmek nimetinin ikisi, cennete girmeyi, Allah'ı görmeyi iki nimetini, havas dünyada yaşar diyor. Şimdi neyle yaşar? Bu cennete fethulü fi ibadi vethulü cenneti nasıl onları burada yaşar? Mesela büyük şeyde büyük zatlar Fıkıh-ı Ekber'de yazıyor. Allah'ı görmek ehli sünnettendir. Bu Risale-i Nur'da nerede var? Risale-i Nur'da da Miraç Risalesi'nde var. Peygamberimiz için diyor ya aleyhissalatü vesselam, gitti geldi o kapıyı açık bıraktı. Ne getirdi bize meyve olarak? Birinci meyve neydi? Hakaik-i maniyeyi gözüyle görmüş, görme yolunu bize getirmiş. Onun için Fıkıh-ı Ekber'de İmam Azam Efendimiz, Ahmet bin Hanbel Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz Allah'ı gördüklerini, mesela ben iki kişiye şahidim Allah'ı gördüğünü kendileri söyledi bana. Bu niçin uzattım? Nasıl oluyor bu? Bu iki sır inkişaf ederse, bir, sırr-ı akrebiyet, iki, veraset-i nübüvvet ehilleri oluyor. Tabi zirvesi de var, altı da var derecesine göre. Mesela şimdi gelecek de biraz başka derste, önceki derslerde hafif çınlatmıştım. Biraz ben de şok olmuştum. Bu veraset-i nübüvveti biraz anlatacağım. Şimdi şöyle bir şeyle başlayayım. Demek ki hayat tabaka-i insaniyeye çıkması sırr-ı akrebiyetle iki veraset-i nübüvvet. Sırr-ı akrebiyet şu. Allah'a sen yakın olmana insanın güneşe uzaklığı, güneşin insan güneşe durumu kurbiyet. Güneşin bize yakını akrebiyet. Güneş bize ne kadar yakın? To bu eti yaksan, yaksak bunu ne çıkar? Aynı güneş çıkar. Yani bunu yaktığımız zaman donmuş güneş olduğunu göreceksin. Mesela bir odun düşün. Odunu yaktığımız zaman çıkan güneştir. Peki nedir odun? Donmuş güneştir. Şimdi insanın güneşe durumu kurbiyet, güneşin bize karşı akrebiyet. Misali gibi insan Allah'a karşı durumu ben mahluk, o halik, ben yapılan, o yapan. Bu münasebetin adı kurbiyet.
O beni yaratıyor. Ondan bakarsan bu akrebiyet. Yani su buza ne kadar yakın? Allah da bize böyle yakın. Yani buz suyun donmuş haliydi. Buz dışa donmuş, buz olmuş. Buz diye denmiş ama aslı sudur. Sudur ama H2O'dur. H2O ama enerjidir. Enerjidir ama esirdir. Esirdir ama maddi hayat, aynı hayat. Hayatın zatları cevherle ve resma ilahi. Aynı. Hepsi aynı yerde. Şimdi Allah'ın nuru semavat vel ard. Allah'ın nuru sema ve arzı her tarafı kuşatmış. Yani ne demek? İçimizde Allah, dışımızda Allah, evvelimiz ahir. Huvel evvelu vel ahir ve zahir vel batın. Dört ismi kuşatmış. Ne demek bu? Ya kardeşim donmuş buz olmuş işte su. Bu suya şey deyin, Esma-i Hüsna. Esma-i Hüsna'ların cilve, cemal, nakış sanatları donmuş, buz olmuş. İşte buzun suya durumu kurbiyet ama aynı yerdeyiz bak. Suyun buza karşı durumu akrebiyet. Şimdi devam ediyor. Mesela bir metallerden örnek vereyim dedim. Benim biraz mesleğimdi. Gafur bilir bunu. Burada Hasan abi. Hasan abi. Yani sen de bir soracaksın. Ha Hasan abi. Burada sırrı akrebiyet diyor ama. Tamam işte. Sırrı daha yoktur. Sırrından konuşmuyorum daha. Ama sırrı akrebiyete bakar diyor ya. He he. Sırrı akrebiyete çıkmadım. Bu akrebiyet kurbiyeti biraz konuşacağım ondan sonra. Ha, şimdi geliyor. Biraz hazırlan ama yaslanın tabii. Bu Hasan abi bu size Şahdamaran'dan daha yakınım dediği bu mu arada? Bu. Yani insanoğlu aklı, varlığın ilişki ve çelişkilerini çözen bir alet ya ama eşyanın hakikatini çözemez. Onun için akla şah damarınızdan yakınım. Şah damar nedir benim? Hayat damarım. Ben ve hayat. Bu. Ha öyle anlatılmış. Oysa nedir? Bu su ilişkisi. Güneş, et. Güneş bana ne kadar yakın? Sonsuz yakın. Ben donmuş güneşim. Ama ben 150 milyon kilometre uzağım. Şah damarı bu. Misal. Sırrı. Ben akrebiyetten bahsettim ama burada sır akrebiyet diyor. Ona geleceğim. Onu diyebilen o akrebiyetin sırrına mazardır. Dur. Şimdi bir örnek veriyorum. Hayat tabaka insaniye çıkması o 5 mertebe var dedik ya. 5 mertebe tabaka insaniyeden de öteye tabaka insaniye. Birisi birinci tabaka insaniye kimdi? Cismaniyete şey bakıyor. Sonra şu peygambere şuna bakıyor, şuna bakıyor. Sonuncusu şüheda ve ehli kubur diyor. 4-5. Bu üstünde. Şimdi o aynı şeyin içerisinde bu mertebelerin olduğuna bir örnek vereceğim. Metallerin erime derecesi kurşun. Mesela topraktan harfiyatta kamyonla şey çıkartırlar, toprak, maden çıkartırlar ama topraktır. Yüksek fırına götürüyorlar, yüksek. O toprağa 961 santigrat derece ısı verirlerse topraktan kurşun ayrılıyor. 1064 santigrat derece verilirse altın ayrılıyor topraktan. 1085 santigrat derece verilirse bakır ayrılıyor. 1538 santigrat derece toprağa ateş verilirse demir ayrılıyor. Bunlara bak. Demir, bakır, altın, kurşun. Ne kadar farklı. Ama bir de toprağa bak. Çıktığı yere bakın. Ha, bu hayat, bu tabakayı insaniye. Cem ettiği mertebeler. Şimdi demir hayat tabaka insani çıkınca
O alemlere sen gitmiyorsun. O alemler gül goncası gibi sende açılıyor, ortaya çıkıyor. Mesela tabaka-i insaniye insan çıktığı zaman böyle bir merdivenden çıkar gibi nefes nefese kalıp bir yere gitmek gibi değil. Gül goncası gibi içeriden açılıyor, patlıyor, patlıyor, patlıyor. Mesela mısırın patlaması, çekirdeğin patlayıp ağaçın çıkması, insanda da böyle ahiret alemi böyle patlayacak. Yani ahiret dünyanın bitişiğinde değil. İnsanın tabakayı insaniye patladığı zaman ortaya çıkan şeydi işte onun ahiretteki hayatı. Şimdi o sıra doğru gidiyor. İmanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesini yakalayabiliyorsun. İnsan bu mertebeyi yakalayabiliyor. Ortaya çıkabiliyor yani insan vesvesesiz. Ne demek iman vesvesesiz? Vesvese nereden oluyordu? Şeytandan. Şeytandan. Şeytan hangi alemdeydi? Şeytan he? Tamam, Şecere-i Hilkat'ta hangi alemde idi? Kürs. Bir insan manen miraç yaparsa, kürse ve geçerse artık şeytan var mı artık alemimizde? Yoktur abi, yoktur. Ha. O zaman vesvesesiz. Peki şüphe insanda neredeydi? Serbest bölgede. Ha. Bir insan kalbin ve ruhun dereceyi hayatına çıkarsa şüphe de yok. Tamam. Şimdi olursa ne olur bak şimdi. Orası biraz antika ama biraz tabii farklı anlamayacaksınız. İnsanda kürsü geçti. Daire-i hayatı geçti. Manen. Yani bir nefes nefese olmak değil. Patlıyor kardeşim, patlıyor. Patladıkça patlıyor. Bak 960 santigrat derece verdim. 1064 aynı şeye 1064 verdim. 1085 verdim. 1538 santigrat derece ısı verdim. Aynı şey. Ayrılı. Ver patlıyor. Ver patlıyor. Sözleri verdim bu ruha. Mektubatı verdin. Lemaları verdin. Kastamonu'yu verdin. Patlıyor. Yani bir yere gitmiyorsun ama öyle denmiş. Nasıl diyecek? Tabak insan hayat tabaka insani çıktıkça patlıyor kardeşim. Şimdi sırrı akrebiyet ortaya çıkar. Sırrı akrebiyet nasıl anlarız? Şimdi Osman'ın o sorusu. Bunu koymuşuz Osman. Diyor ki eylemsel olarak da veraseti nübüvvet sahibi oluyorsun. Yani bir insan neseben çoluk çocuğu devam eder. Peygamber de dahil. Ama Adem Aleyhisselam'ın çocuğu, Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu, Nuh Aleyhisselam'ın şeyin başka kimin çocuğu isyan etti. İsyan etti ama onun neyse ben onun çocuğuydum. Şimdi nübüvvetin varisleri yani anne babadan miras kaldığı zaman veraset ehli ya varis. Varis. Şimdi bu insanlar insani olan, insani berza olanlar şualar 121'de diyor ki bu insan eğer İslamiyet'i sahiplenip ama dava edinirse bu davamdır. Ben birisinin davasına hizmet etmiyorum. Bu benim davamdır. 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 Bu ruh ne demek oluyor? Bak ne yapıyor? Bu ruh. Eylemsel olarak da veraseti nübüvvet sahibi oluyor bu insan. Haşa. Haşa.
Haşa. Üç defa haşa. Sanki bu din bana indi. Ben İslamiyet'in yayanım. Ona din demiş ki peygamber. O benim. Arş benim. Kürs benim. Cennet benim. Cehennem benim. Her şey benim. Bu sırrı aralamaya başlar. Yani haşa, 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 bu din benim. Yani peygamber bir köye gelse, bir memlekete gitse ne yapardı? Adam onu yapmaya çalışıyor. Yani birilerini, bir peygamber şurasını burasını böyle memnun etmek değil. Bu dine hizmet etmek, memnun birilerini memnun etmek değil. Benim fıtratımın iktizası bu. Su ıslatıyor. Birisini memnun etmek için değil, fıtratı bu. Artık fıtrat asliyesine dönüyor. Fıtrı oluyor bu. Sanki bu din... Hasan abi bunu Nur'un mesleğine de uygulasak, hani talebeliğin şartları içinde kendi malı ve tehlikeli gibi hissetmek var ya, o zaman sen de üstadın varisi oluyorsun. Bir nevi üstadın vazifesini sen yapmaya başlıyorsun. Yani ustad mustad ondan sonra kalkıyor, bu benim. Ben ustadın davasına değil, davam bu, davam. Peki, ustad Van Kalesi'nden düşerken ne dedi? Peki, niye Allah diye bağırmadı? Niye cennet diye bakma? Niye imdat diye bağırmadı? Niye kurtarın diye bağırmadı? Niye ya Resulallah demedi? Devam. Devam, devam. Bu ruh, bak düşüyor kayadan, devam. Allah, peygamber, imdat, kurtarın beni. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bile demedi. Devam. Bu sırrı akrebet ki bu din benim. Ben de onun hamalesiyim. Varisi benim. Sen de yaparsan minnettar olurum. Bu ruha sahip oldun mu eylemsel de şu olur gafur. Sen elektrik parasını yatırmışsın. Ben bu işleri yapıyorum, sen de yapmazsın. Niye yapmıyorsun? Bana böyle dedin, şöyle çaktın, fatura koydun. Ben ediyorum, niye etmiyorsun? Takdir etmediler, tenkit ettiler, eleştirdiler, yerden yere vurdular, hapsettiler, zulmettiler. Bunlar ne emniyeti var ya? Ben seni onu bunu memnun etmek için değil ki, bu Allah bu dini bana sanki indirdi. Bana dedi ki sen işte o zamanın, o bölgenin vazifelisi sensin. Haşa peygamberi sensin. Misal, tövbe. Bunu yüklenince her kime minnet ederdin? Kimse minnet etmezdin. Yani şu, yani sen yapmıyorsan ben de yapmam kastediyorum. Ne yaparsın? Zerre kadar bunu tutana minnettar olurdu. Ha, şimdi peygamberliğin kendisinde hissederek, peygamberliğin ruhunu kendisinde hissederek hayatını bunun üzerine kurar. Hayatına anlam katar, Kur'an ile anlama gelir, farkındalığı kazanır ve Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın dediği gibi hulukul Kur'an olur. Yani Resulullah'ın Kur'an'ı nasıl dendiği zaman siz Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an'ı tarif ettiği ahlak üzerindeydi diyor. Peygamberlerin varisi oluyorsun. Bu din, bu Kur'an haşa, haşa, haşa bana indi gibi haleti ruhiye aktif olarak peygamberler gibi ömrü tebliğde peygamberlerin en büyük vazifesi nedir? Tebliğdir. Ömrü tebliğde, dinlerde vesairelerde olur. Adam bunun için yaşamış, gelmiş. Bunun için yaşamış. Bu işte bu ruha sahip olan akrebiyetin inkişaf etmesine sır. Şey vardı mektubatta.
Mektubatta şeye gidince Yunus Aleyhisselam balığın karnında ne oldu ona? Ne oldu orada bir miracı olmuştu hatırladınız mı? Nasıldı? Bak. Ha. Nuru teha lemalar. Bak diyor. Orada ne diyor? Onu o cümleyi göstereyim size. Ezber söylemeyeyim. Sır ehadiyet insanda yani sır akrabiyet ya kurbiyet vahdaniyete bakar. Ehadiyet de şeye bakıyor yani akrabiyete. Vahdaniyet. Mektubatta diyor 20. mektupta vahdaniyetle ehadiyet. Şimdi bir insanda bu sır akrabiyet inkişaf ederse ne demektir o? Sır ehadiyet. Peki ehad içinde ilahlar olmayandır. İçinde esmalar yok. Ehad. Zata bakan isim olduğu için içinde ilahlar yok. Diğer isimler yok. Sır ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf etti. Nerede inkişaf etti? Nuru tevhid içinde kendisinde miraç oldu. Sırrı ehadiyet. Akrebiye, sır akrebiyete bakar. Oraya zaten... Bu soruyu sizde demiştiniz abi. Birinci ehad ve son ehadla ilgili de demiştiniz bunu sanki. Evet. Yani sır ehadiyet bu da sır ehadiyet bak şimdi sır ve akrebiyet kulu vallahu ehad sonunda ihlasta var ya kulu vallahu ehad küllehu küfüven ehad o öteki bir tanesi fıtri ötekisi kazanım sır akrebiyet kulu vallahu ehad sır ehadiyet küllehu küfüven ehad. Şimdi o zihayat kendi aklıyla avalim ulviyede ve ruhiyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer. Aklı ile geziyor. Bakın aklı ile. Aklı ne oluyor? Yani hayat tabaka insaniye çıkınca akla düşen ise kendi aleminde gül goncası gibi açılıyor. Yani o zih şuur ve zih hayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zih şuurun mirati ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. İrtisam ve temessül. Fark nedir hatırladınız mı Osman? İrtisam ve temessül. Peki temessül neydi temessül? Peki şöyle diyelim. Çekirdekten ağacın olmasına ne diyorduk? Ağaçtan çekirdek olmasına ne diyorduk? Çekirdekten ağacın olmasına temessül, ağacın çekirdeğe hulasalanmasına tereşşuh. Tamam. Şimdi bir misali şeyimiz vardı, şeklimiz vardı. Hatırlayın böyle katılımcı olun diye soruyorum. Güneş, ayna, kağıt. Güneşten ziya geliyor. İrtisam nerede burada? Ve temessül nerede? Onu çözün. Güneş, aynadaki güneş, mumbasitakis ve kağıda düşen şekil. Dört vücut. Güneş, aynadaki güneş, şekil. Aynadan dışarıya vuran
Ona da mumbasit deniliyor. Sonra fotokopi makinesine inip kağıda düşen şekil. Dört vücut. Şimdi temessül, okuyayım size. Çekirdeğin ağaç olması ve çekir çalıştım ya. Çekir. Okuyayım öyle bakalım öyle mi? Temessül, çekirdeğin ağaç olması, çekirdeğin programı evamiri tekviniye temessülen ağacın her tarafında oluyor. Şu toprak düşün. Buradan çekirdek çıktı, filizlendi, ağaç oldu. Çekirdekten program ağaçtan, gövdeden, daldan, budaktan bilgi aktarılmıyor. 32. sözde geçiyor. Bu çekirdekteki program ağacın bir anda her yerine temessül ediyormuş. Yani bilgi aktarımı kablodan olmuyor. Buna temessül. Evamiri tekvini olduğu için temessül ediyor. Yani çekirdek şöyle diyeyim, Wi-Fi gibi. Kablo yok, herkese dağılıyor. İrtisam ise aynadaki gibi cismani değil, nurani ve ruhani oldukları için asılları ile aynı hükmündedirler ve seni yapılandırırlar. Mesela aynada temessül eder ama irtisam ise seni yapılandırıyor. Yani aslın özelliği var. Mesela insan aynaya temessül eder ama güneş aynaya irtisam eder. Bir de okuyayım. Bir de okuyayım irtisam. Aynadaki gibi cismani değil, nurani ve ruhani oldukları için irtisam şeyleri asılları ile aynı hükmündedirler ve seni yapılandırıyorlar. İrtisam üç çeşittir. Okuyayım daha aklımız malzeme olsun. İrtisam üç çeşittir. Bir, cismanilerin. İki, nuranilerin. Üç, ruhanilerin. Cismani ne demek? Bizim aynadaki durumumuz. Ayna. Anladık. Asıllarına sahip değil. Bak, irtisam üç çeşittir. Bir, cismani. Nedir? Aynada... He? O kadar. Şimdi böyle yapsan aynaya, ben buradan gözüksem buraya yansımaz. Burada kalır. Nurani ise güneşin aynadaki gibi irtisam üç çeşittir bir tane. Ruhani ise Cebrail aleyhisselamın aynı anda çok yerlerde aynı kendisi gibi olması. Farklı farklı iş yapması, tek bir şahıs. O alemlerin nurani ve ruhani oldukları için o alemler 18 bin alem nurani ve ruhani oldukları için insanın mirat-ı ruhumuza gelmeleri bizi yapılandırmak içindir. Yoksa kendisini göstermek için değil. Güneş bize geliyor, bize et yapmış kafur. Yani o nurani, bak, nurani ve ruhani olan alemler insanın mirat-ı ruhuna gelmesi onları yapılandırmak içindir. Malumat vermek, gözükmek için değil. Orada ne biçim alem falan. Mesela hayal kur. Hayalimiz var, dolaşıyoruz ya. Öyle değil bu. Temessül olması ise temessül. O alemlerin insan üzerinden berzah olmasından alemi şehadete dönüşmesi demektir. Bir daha. O alemlerin, 18 bin alemin geldi insan üzerinden, insana yansıdı. Sonra buradan gidecek.
insan üzerinde insana geldi. Berzah olmasından insan berzahtır ya. Alemi gaybla iki alem mesela ahiret alemi ile mazi ve müstakbel arasında berzahtır insan. Berzahi insan. Berzah olmasından alemi şahadete dönüşmesi demektir. Yani o 18 bin alem insan üzerinde bu aleme dönüşüyor. İnsan aynası, miratı vasıtasıyla. Çekirdeğin evamiri tekviniyesi temessülen her dalda, her yaprakta, yani kökten, gövdeden bilgi akışı olmuyor. Aynaya suret. Mirat ise, ayna ne demek? Suret. Mirat ise, toprağın çekirdeği ayna mirat olması ne demek? İçeriği toprak üstünde bilfiil ağaç olarak yapılandırıp göstermesi demek. Mesela ayna ile miratı söylüyorum. Bu ayna senin suretini gösterir. Mirat ise seni yapılandırır. Örnek, çekirdeğe aynadır toprak. Çekirdeğin içinde ne var? Bilmiyoruz. Toprak aynasını atarsın, içini sana gösterir. Ona mirat denilir. Sohbet-i nübüvvet. Sohbet-i nübüvvet abi. Yani Peygamber Efendimiz'in sohbeti o şekilde mirat olmuş. Evet, evet. Aynı onu ona dönüştürüyor. Böyle olunca nasıl ki Mektubat 19'da mevcudatın pencereleriyle vacib-ül vücuda bakıyorlar. Atıf yapıyorum. İnsan da kendi alemindeki inbisat, inkişaf, tenevvül etmiş alemlerle asıllarına bakıyor. İnsanda hani diyor ya mevcudatın pencereleriyle vacib-ül vücuda bakıyorlar. Mektubat 19. Yani insan tabakay hayatı, tabakay insaniye çıkınca insan inkişaf eder, inbisat eder, tenevvül edince o alemler bizi yapılandırdı. Bize hayal gibi değil. Ne yapıyor bizi yapılandırınca? O asıllarımıza geçiyoruz. Asıllarına bakıyorlar ve oraya duhul edip doğuyorlar. Bulunuyorlar ki miracın gölgesi. Yani o 18 bin alem, bir daha söylüyorum bu cümleyi, topluyorum. 18 bin alem, alemimizde inkişaf, inbisat, tenevvür etmesi nispetinde insan o aleme doğuyor. Doğuyor. Yani o alemlere gitmiyor. O alemlere dönüşüyor. temessül aslını taşıyor. İrtisam ise mesela irtisam 3 çeşittir. İrtisam aynadaki cismani değil, nurani ve ruhani şeylerde kullanılır daha çok. Ruhani ve nurani şeylerde kullanılır. Bir bilgi akışı değil. Ona dönüştürüyor seni. Ona ait ustadımız diyor ki irtisama 3 tane misal var diyor. Cismani, ondan sonra nurani, ruhani. Bu irtisam... Bakın irtisam ve temessülle alakalı şöyle bir kanaatim var. Özür dilerim. Estağfurullah. Allah'ın azam tecellisi orada onun
onda zatıyla tezahürü diyorum ortaya çıkıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani tecelli, temessülle bakıyor insan, temessül gibi oluyor abi. Tezahür de bende ortaya çıkar. Yani bakın mesela şöyle söyleyeyim Hasan abi. Güneş papatya'ya vuruyor. Osman bu arada şekli atsana o şeyi. Güneş, ayna, kağıt. Bak orada temessül irtisam gözükür. Ha, devam et Gafur. Evet. Şimdi Hasan abi mesela güneş tecelli ediyor papatya'ya. Papatya da beyaz olarak tezahür ediyor. Atıyorum gül de kırmızı olarak tezahür ediyor. Ama tecelli aynı. Hasan abi anlatabiliyor muyum? Yani tecelli Rabbül Alemin olarak tecelli ediyor. Tezahür de ondaki karşılığı. Mesela dediğim gibi Hasan abi, elmayı kırmızı yapıyor, eriği yeşil yapıyor, işte şeftaliyi sarı yapıyor gibi. Hasan abi anlatabildim mi demek istediğimi? Yani irtisamla temessül, hani dediniz ya Hasan abi, irtisam sanki yapılandırıyor. Yapılan, sanki değil, yapılandırıyor. Yapılandırıyor, evet. Yapılandırıyor, yani beni sarıya döndürüyor. Yani sizi kırmızı yapıyor, bir başkasını yeşil yapıyor gibi. Ama abi, tecelli. Yani bir daha okuyayım. Temessül çekirdeğin ağaç olması ve çekirdeğin programı evamiri tekviniyesi temessülen ağacın her tarafında oluyor. Ama irtisam ise aynadaki gibi cismani değil, nurani ve ruhani oldukları için asıllarıyla aynı hükmündedirler ve seni yapılandırıyorlar. Sen bir yere gitmiyorsun. Seni içine almıyor, sen ona dönüşüyorsun. Ha, bu irtisamın üç tane şeyi var. İrtisam temessülü de içine almış zaten. Çünkü çok cami. Çünkü irtisamın cismani, nurani ve ruhani diye üç ana kategorisi var. Şimdi boş ver, şimdi fazla buna durmayalım. Ver ama. Ondan sonra ver. Ondan sonra şimdi tabakayı hayat tabaka insani çıkınca ne olur diye bir örnek vereceğim. İnşallah o örneğe doğru gidiyorum. Bunları şey yapacak. Daha güzel toplayıcı olacak. Şimdi diyor ki ne oldu diye Osman biraz anlaşıldı mı Osman bu irtisamla temessül? Temessül tutsun desek biraz daha şey olmaz mı? Hmm. Birisi de değiştirerek dönüştürüyor. Şimdi bu biraz tılsım dönüştürüyor. Sır ise iki zıtları cem etmiş. Burada irtisam kardeşim sen ona dönüşüyorsun. Yani sana bir şey vermiyor. Seni bir yere götürmüyor. Seni içine almıyor. O oluyorsun. O oluyorsun. Biraz da gideyim. Diyor ki mevcudatın pencereleriyle vacib vücuda bakıyorlar. Yani insanda kendi aleminde misallerle daha iyi anlaşılacak. İnsanda kendi alemindeki inbisat, inkışaf, tenevvür etmiş, kendisinde tenevvür etmiş alemlerle asıllarına bakıyor insan ve oraya duhul ediyor, duhul oraya doğuyor. Oraya bulunuyor, burada beraber yaşıyoruz seninle benimle çay içiyor ama orada. Size şöyle diyeyim, 18 bin alemin arkasına geçen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahabelerle oturup yemek yemedi mi? İşte insanın acayip bir tarafı şu.
o alemlere dönüştüğü halde insan olarak gözükebiliyor. Orada aslın vekili, burada Said Nursi diyor üstad. Aynı anda burada, aynı anda orada değil mi abi? Evet. Bak bir daha. 18 bin aleme dönüşüp insan şeklinde bulunabiliyor burada. 18 bin alemin gitme bak 18 bin aleme dönüşüyor ama burada bir insan. Devam edeyim çünkü çok güzel sırlar var, onları şey yapalım. Vücudun kemali hayat iledir. Belki vücudun hakiki vücudu hayat iledir. Hayat vücudun nurudur. Şuur hayatın ziyasıdır. Hayat her şeyin başıdır ve esasıdır. Sizde de var değil mi kağıt bakıyorsunuz? Size gönderdim. WhatsApp grubun... Var. Ve bak hayat neymiş? Vücudun nurudur. Onu tek tek anlatacağım şimdi biraz daha. Hayat vücudun nurudur. Yani bu 506 çok zor bir yerdir sözler. Arkadaşlar, külliyattan zor olan yerlerden bir tanesi bu. Bu tabirler bilinmese, yerinde kullanılmasa çözülmez. Birbirine dönüştürülüyor bak. Hayat vücudun nurudur. Şuur hayatın ziyasıdır. Hayat her şeyin başıdır, esasıdır. Bu orada geçen cümlelerdir. Onu şimdi izah ediyorum. Hayat vücudun nurudur. Yani hayattan yapılmış bütün alemi sema ve arz, bütün alemler neyle yapılmış? Hayattan yapılmış. Bu var ya masa. Masa, taş, toprak hep hayattan yapılmış. Buna hayat vücudun nurudur denilir. Vücut var ya varlık. Şu. Bu varlığın nuru hayattır. Yani aslı. Şöyle diyeyim. Buzun nuru sudur. Buzun nuru sudur gibi. Hayatın hayatın nuru vücuttur. Hayattan yapılmıştır demektir. Ziyası nedir peki? Hayatın ziyası da şuurdur. Yani 7 tane sıfatı subutiyeden beslenendir. İnsanın aklında eskide şöyle biliyordum biraz. Akıl toplamasını okumadan önce şuur aklın sıfatların bütünselliğindir biliyordum. Yani fakat fazla da değişmemiş ama şöyle. Şuur aklın içinde bir sıfat var. Bir yapıdır. Huda gibi, zekavet gibi, hüşyar gibi, hayret gibi. Hayret. Aklın hayret makamı. Aklın secdesi var biliyor musunuz? Aklın secdesi hayrettir. Şimdi şuur da aklın içerisinde bir yapıdır, sıfattır. İşte o 7 tane sıfat-ı subutiyeden yani aklın bütünselliğine besleniyor. Toparlıyorum. Hayatın burada yazsam göremezsiniz. Hayatın bak siz yazın veya defter orada WhatsApp'ınıza gönderdik. Hayatın nuru alemi şahadettir. Bütün alemlerdir. Yani hayattan yapılmıştır. Hayatın ziyası demek şuurdur. Şuur insanın aklının içinde bir sıfattır. Aklın diğer bütün sıfatlarından beslenir. Devam ediyorum. Hayat tabaka-i insaniye çıkınca Allahu alem meyve olan insanda evvel ahir zahir evvel zahir ve batın bütün isimler aynı derecede insanda inkişaf edermiş. Sözler 203 oku söyle. Şimdi özür dilerim. Dün yine benzer tüm hükümler içindeyken aynı yani
aklıma takıldı. Hangi seyyane taraması yaptım Risale'den? Mesela sözler 562 ve sözler 474. Hasan abi, burada an-ı seyyane, burada biraz benim nazarımda anlam kazandı Hasan abi. Bakın, an-ı seyyane, mesela şöyle söylüyor, bakın, hep hayat insaniyet mertebesine çıktığı zaman diyoruz ya Hasan abi. Şurada diyor şöyle bir cümle, o kadar etkiledi ki, hayat zannettiğim hala yalnız bulunduğum dakikadır diyor. Buna nefsane bakarsak Hasan abi, nefsane bakarsak yaptık, geçti. Bir daha yaptık, geçti. Şimdi bunların hepsi geride kaldı. Bir de istikbalden bu aradaki bir dakika diye değil Hasan abi. Biz burada kalp ve ruhum diyor ve sırrın dereceyi hayatına çık bak dediği noktada Hasan abi, o hayatın bütünlüğüne ulaşmak, hayatın tamamını içine alıyor Hasan abi. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi bilmiyorum. Yani an-ı seyyanedir Hasan abi bu bahsettiklerimiz. An-ı seyyaneye çok bakıyor. Anlatabiliyor muyum Hasan abi? Bilmiyorum, izah edeyim. Evet. Evet. Hasan abi ben de şey desem, bu Allah-u Alem meyve olan insanda evvel zahir ve batın isimleri açılır diyoruz ya abi. Ukde-i Hayatiye artık patlıyor. Yani irtisam başlıyor herhalde onda. Değil mi? Evet. Evet. İlk önce temessül ile geliyorlar, sonra irtisam ediyorlar diyor. Dördünün bütününe irtisam gibi oluyor. Evet. Bak onu şimdi biraz daha gidelim. Misalleri göreceğiz. Şimdi başka bir atıf yapıyorum sözlerden. 323. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Merak ettim. Daha dikkat ettim. Suretimi, bak kim kimi. Suretimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Kemali tacibimden bağırarak aklım başıma geldi, ayıldım. Bakın arkadaşlar, kim kimi görüyor? Bak bir de okuyayım. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Merak ettim. Allah Allah. Daha dikkat ettim. Bina var ya bina. Pankart asılmamış. Binanın şekli. Abi baktım ki Said. Yani binanın içinde değil. Bina kendisi. Orada silüet, yani bir resmi yukarıdan aşağı pankart asılmış değil. Binanın kendisi, suretim üstünde gördüğüm gibi bana geldi. Kemali tacibimden bağırarak aklım başıma geldi, ayıldım. Allahu Ehad isminin cemul cemleri olan evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin haritası geliyor. İnsan ve haritaya dönüyor. Yani Allahu Ehad ismi var ya. Allahu Ehad ismi ferdun, hayun, kayyumun, hakemun, addun, kuddusun. Onlar cem oluyor. Cem olunca evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin insan halitası oluyor. Pekmezde tayin karması gibi. İnsan ve haritaya, onlar insana dönüşüyor. İnsan da ne böyle bir adam gibi gözüküyor işte. Bir adam gözüküyor. Biraz da gideyim. Abi ya şunu söyleyeyim lütfen ya. İlla bizim Yunus gibi balığın karnına mı girmemiz lazım? Yani veya illa Yusuf gibi hapse mi düşmemiz lazım? Eyüp Aleyhisselam gibi her tarafımızın yara mı olması lazım? Bu miracı tamamlayabilmek için, bu hayatı o merdiveye çıkartabilmek için ne yapmamız lazım abi bizim? Şu anda korona kendisi balıktır. Sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde gören miracı olacak. Yunus Aleyhisselam'ın kaç karanlıktaydı? Gecenin karanlığı, balığın
denizin içi. Kaç tane etti? Üç tane. Sema karanlık. Yukarıdan aşağı çıkalım. Denizin içi karanlık. Balığın içi karanlık. Allah Allah dedi. Bir burada bir gariplik var dedi o 8. sözde. Bu normal değil bu. Dedi. Tısım açıldı. Ha. Şimdi bu korona her tarafımıza karanlık mı sardı mı? Kimisi dedi ki laboratuvarda icat edildi. Hayat vermeyi insana verdi. Pat diye düştü bir kısım aşağıya. Kimisi hiç Allah'a düşünmedi. Oysa bu tür şeylerde Kur'an'da helak olan kavimlerde şu isteniyor önceden, helak olmadan önce. Tövbe ve istiğfar isteniyor. Bu olmadan kalkmıyormuş. Bir kısmı da öyle gitti. Sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde nerede inkişaf etti? Balığın içinde. Kardeşim, kimisinin bu balık veya Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı veya İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi korona olur. Nasıl anlayacaksın denilen zat zaten balığın içinde şu anda. Bu 8. sözü uygulayın işte koronaya. Arkanızda aslan. Yani aslan koşuyor şey arkanızda. Ne yapacak? Parçalanacaksın. Bir kuyuya denk geldin. Attın kendin içine. Sen mi kazdın bunu? Yok. Korona işte. Attın kendin olayın içine. Olayın içindesin. Arkana bir baktın üstte aslan. Aşağıya baktın ki canavar kuyu ağzı kadar. Bir de baktık ki bu koronavirüsü gibi ağacı kemiren şeyler var. Ağacı kemiriyor. Bugün, yarın sabretsek o ağaç kemirilecek. Ondan sonra haşereler var ağacın etrafına sarmış. Haşereler gibi haber sunanlar. Vış 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 diye. Ağaç da garip. İncir ağacına benziyor. İncir de kalp. Tamam. Kalbe benziyor. Zaten incirin faydasına Tıbb-ı Nebevi de öyle der. Kalbi güçlendirirmiş. Şimdi peki o adam nasıl kurtuldu? Dedi ki bu olaylar birbirine sarmaladı. Arka bir çöl vardı, sahra. Aslan peyda oldu. O bir zat beni bununla aslanla kovaladı. Bir yere sevk ediyor. Kuyuya attı beni diyeceksin. Ağaca tutundum. Şimdi kuyudan yukarıya çıksam aslan bekliyor. Aşağıda baksam kuyu ağzının içinde bir tane canavar var. Düşsem o beni yiyecek. Sabretsem zaten siyah beyaz iki fare kemiriyor. Peki ne farkımız var şimdi? Şu anda ölümü ensemizde hissetmiyor muyuz? Ha? Ölümü ensede hissetmiyor muyuz ensemizde? Peki zaten öyle değil miydi? Ha, şimdi burada sırrı ehadiyet inkişaf etmesi lazım bu ortamda. Onun için bu dersi şey yapıyoruz ya. Eski bilgilerimize ulaşalım diye. Şimdi bu inkişafı söyleyecek, inkişafa ait. Hem mertebe-i hayat 5'tir diyor. Mektubat 5'te. Bu 5 mertebeyi tazamun ediyor. Birisinin telefonu şey, Gafur senin midir? Ne abi? Çok şır çır çır yapıyor. Yok benden değil abi. Kim acaba? Gafur abi senden. Kapatayım. Seni yapıyor. He. Seni yapıyor. Sesi kapatıp bir deneyelim. He. Tamam. Ha, şu anda yapmıyor. Bu 5 mertebeyi tazamun ediyor ve hatta bunların üstüne de çıkıyor tabaka-i insaniye. Hatta o kadar yükseğe çıkıyor ki
hemen ikinci sualinden anlaşılıyor. Yani mevt ile hayat eşit oluyor ta yaşarken. Şimdi hayat tabaka-i insaniye çıkınca gafur nerede? Gafur neredesin bakayım? Bak. Hayat tabaka-i insaniye çıkınca mevt ile hayat eşit oluyor. Bu haleti kazanmamız gerekiyor. Mevt bu dünya hayatından daha cami olduğunu, dünya hayatı hayatın sureti olduğunu, dünya hayatı hayatın suretiymiş. Hayatın sureti var, gir içeriye kanuniyeti var, gir içeriye hakikati var, gir içeriye mahiyeti var. Hayatın sureti alemi şehadet. Suretteyiz. Bunu ne zaman tabaka insaniye çıkınca insan bunu fark ediyor. Kanuniyetini dimağında, hakikatini kalbinde, mahiyetini ruhunda yaşarsın. Bir daha hayat tabaka insaniye çıkmasının sureti alemi şehadette. Eylemde, kanuniyeti dimağımızda, hakikati kalbimizde, mahiyeti ruhumuzda inkişaf eder. Daha misalime gelmedim. İnsan 7 tane duygularıyla nasıl alemi şehadete taalluk etmişse, öyle de batını hasalarıyla da ahirete taalluk eder. İnsan gözüyle, kulağıyla, burnuyla, ağzıyla, eliyle nasıl alemi şehadete taalluk ediyor, tasarruf ediyor? Bu zahiri, batını duygularıyla da ahirete böyle tasarruf ediyor yaşarken. Hem yine hayat sayfa 510 sözlerde hayat mevcudatın keşafıdır, belki neticesidir, zübdesidir. Hayat mevcudatın hep zübdesi, yani zübde ne demek? Evvel. Bir ağaç düşün, evvel. Hayat mevcudatın zübdesidir, yani evvel ismine bakıyor. Hem neticesidir, yani ahir ismine bakıyor. Hem de örtünmüşü ortaya çıkaran, yani örtünmüşü, gizliliği ortaya çıkaran, gizliliği ifade eden keşafıdır. Bu da hayatın zahir ismine mazardır. Hayattan yapılan akılla hayatı kullanarak, bak, hayattan yapılan akılla hayatı kullanarak hem hayatı hem de alemleri seyrederiz, keşfederiz. Hayat ile yapılmış akıl, hayat ile yapılan akıl ile hayat ile yapılan diğer alemleri de seyretme hakkına sahip oluyorsun. Nasıl ki topraktan ağaca yine kaynağı olan toprağı işleyerek meyveyi yapması gibi. Neye benziyor? Hayattan akıl, akılla da hayatla yapını alemleri seyretmeye örnek veriyorum. Topraktan ağaç yapılıyor. Tamam. Sonra bu ağaca gene toprağı aldırarak meyve yaptırıyor. Bir daha. Çekirdek toprağı kullanarak ağaç oluyor, fabrikayı kuruyor. Bu fabrika olan ağaca tekrar çekirdeğin aldığı toprağı vererek ağaca bu sefer meyve yaptırıyor. Hayat ile akıl da böyle. Mahiyet hayatın bir olmasından diğer insanların ve peygamberlerin de senin hayatının içerikleri olmasından onların her fikriyatlarını, hissiyatlarını, latifelerini hissedip mahsedebiliriz. Yani hayat tabaka insaniye çıktı mı artık şu şende olabiliyor. Camidatı hissedebilirsin şu tahtayı.
Bitkiyi hissedebilirsin, cinleri hissedebilirsin, melekleri hissedebilirsin. Yani şu, hoca düşünün, öğretmen, üniversitede ders veriyor. Bu üniversitede ders veren adam ilkokul safhasını geçti, ortaokulu yaşadı, liseyi, üniversiteyi, sonra hoca oldu, profesör oldu. Şimdi bu adam ders verirken çaktırmıyor ama o talebelerin neler hissettiklerini bilir. İşte tabakayı insaniye çıkan bir insanın hayatı hangi alemlerden geçmişse o alemleri fikren hissen hisseder. Nasıl ki aynı şuna benziyor ama hissetmek farklıdır. Bir örnek vereyim size. Üstad Hazretleri durup dururken 9 tane dişi düşmüş sıkıntıdan. 9 tane dişi düşmüş sıkıntıdan. Ama kendisi sıkıntısı yok. Şimdi Üstad Hazretleri kendi zatı sıkıntısından mı dişi düştü? Yok. Alem-i İslam'a indirilen darbeleri ruhuma hissediyorum diyor. İşte bazen siz de durup dururken sıkılırsınız ya böyle. Oh. Ne sebep var ya? Her şeyim tamam. Risale de okumuşum. Kur'an'ımı da okudum. Niye sıkıntı var? Senin evet zatı sıkıntın yok. Senin zatı sıkıntın yok. Peki nedir o? Alem İslam'daki sıkıntının sana ayrılan hissesi bu kadar. Şimdi ona ait örnek veriyorum. Bak. Bu irtisam mı oluyor abi? İrtisam oluyor çünkü seni yapılandırıyor. Şimdi buna ait başka bir örnek vereceğim. Şimdi cep telefonlarında 3 var, 5 var. Sen tuşlara veya harflere 3'e bassan, 3. Bunların arkasındaki megahertzleri, dalga boyları 3'e benzer mi? Yani burada tuş 3 yazıyor. 5 yazıyor. Ha? Arkada 1-0 diye kodları var. 1-0. Evet. Ama bizim komutan burada bizim ekranda 1-2-3-4-5-6 gözüküyor. Burada 6'ya benzer mi arka tarafı? Benzemiyor. Ama onu göster. Aynen bu da öyle. İnsan da böyle. Şimdi o alemlere dönüştük ama insan diye gözüktüğümüze örnek vermek istiyorum. Burada 3 iken arka tarafta 3'e benzemiyor. Üçe benzemez, dalga boylarına girildiği gibi insanın da hayatındaki fikirler ve hisler ve latifeler de harfler gibi ama suretinden hakikatine geçmemize vesile oluyor. Ve 3 sayısı, yani sureti nedir? 3. Hakikati ise arka tarafı, arkasındaki dalga boyuna benziyor. O insanlarda da benim hayatımın içerisindeler ki onların fikredip hissedip lezzet alabilirsin. Şimdi geleyim, uzatmayayım, şeyimi okuyayım ama tam böyle istediğim gibi olmadı, gene atlıyorum. Hayat tabaka insaniye çıkınca ne olur? Ona ait bir misal veriyor. Bir et düşünün, et. Et. Bu et zahirde bir ettir, yani şeyden ottan olmuş. Yapmış Allah. Bu bozulsa ne çıkar? Kurt. Peki ette göz var mı? Hayat var mı? His var mı? Yok. Ama o kurt etin neresindeydi? Kurt ölse
Oradan da parazitler çıkar. Ondan da daha acayip şey çıkar. Peki bak, bir et düşün. Etten kurt çıkıyor. Kurttan parazitler çıkıyor. Parazitten mikroorganlar çıkıyor, mikro canlılar çıkıyor. Ondan sonra bakteriler neresindeyse ta dibe doğru gidiyor. İşte bu kadar silsile, et, kurt, işte parazit, mikro canlılar vesaire. Bu neredeydi? Ette kanuniyet olarak vardı. Ama üstündeki örtü kalkınca alttakiler ortaya çıktı. Alttakiler ortaya çıkması şartlara bağlı. İşte insan da et gibi gözüküyor. Bütün bu alemler aynı bizde cem olmuş. Tabakayı insaniye çıktıkça üzerimizdeki battaniyeler, üzerimizdeki battaniyeler yani o alemlerin üzerindeki yapılandıran yani şifreleri, burada 3, öteki tarafta işte dalga boyları farklı olduğu gibi, insan burada et ve kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm ama o alemleri aynı zamanda taşıyor, tanımlıyor ama bu alem cinsinden olmadığı gibi bu aleme dönüştüremiyor. İnsan o alemlerle bu alem arasında berzahtır. Onun için kemaldir. Burada keseceğim. Bu misali verdim. İnşallah bir derste kaldı gibi. Sizi kapatmışım. Bir saatten beri konuşmaya çalışıyorum. Ben biliyorum neden duymuyorlar beni. kesmeyin lütfen Hasan abi. He. Bir şey söylemek istiyorum Hasan abi. Mesela şu anda siz beni telefonda görüyorsunuz değil mi abi? He. Nasıl görüyorsunuz? Güzel görüyorum. Güzel görüyorsunuz değil mi? He. Peki abi telefonunuzun camı kırık mıydı? Kırık değildi. Şu anda telefonunuzun camı kırık değil. Değiştirdim sen, bu hep kırıktı 5-6 aydan beri. Hiç göz... Değiştirdiniz mi? Evet, gözükmüyordu. Abi kırık olsaydı da siz o kırığı görmeyecektiniz. Yine beni görecektiniz. Tamam mı abi? Eğer bu iltisam abi, bu iltisam beni görmeniz, o kırığı görmemiş olmanız, bu iltisam abi. Siz artık hissediyorsunuz. Bir şey daha söyleyeceğim abi. Bir şey daha söyleyeceğim. Şurayı defalarca okudum. Her okuyuşumda abi farklı bir şey anlıyorum. Özür diliyorum. Yani bu çok hoşuma gidiyor abi. Bu an-ı seyyari dediğim Hasan abi var ya, an-ı seyyari, biz bu nazarla baktığımız zaman geçti gitti tutamadık. Geçti gitti tutamadık diye düşünüyor musun Hasan abi? Aslında hayatın merdiveni insan seviyesine çıkması aslında bu an-ı seyyariyi geçip giden değil. Sürekli var olan bir an yapabilmemizdir Hasan abi. Bu da ne demek sana? Mesela bak şurada diyor ya, madem böyle diyor, hayat maddi nefsiyeyi bırak, kalp ve ruh ve sır diyor abi. Sırrın dereceye hayatlarına çık, bak ne kadar geniş bir daireyi hayatları var. Bakın Hasan abi, kalp, ruh ve sırrın dereceye hayatlarına çık, bak ne kadar geniş bir daireyi hayatları var. Kimin? Hayatın. Kimin sırrı, kimin ruhun? O benim değil mi zaten? Ben değil miyim o? Ben değilim. Eğer hepsine bakarsan ben değilim. Kalp, ruh ve sır diyorlar sana abi. Sırrın dereceye hayatlarına çıkıp bak ne kadar geniş bir daire hayatları var. Hasan abi, sır için hep an, her şey an Hasan abi. Sırda her şey an. Anlatabilir miyim Hasan abi? Bizim için an geçti. Geçti. Geçti veya da daha gelmedi. Halbuki sırda Hasan abi her şey an. İşte bu Hasan abi, bu seviyeye çıktığınız zaman Hasan abi, o zaman her şey sizin için an olunca dünyanın diğer ucunda İslamiyet'e vurulan bir darbe bu tarafta sizin 9 tane dişinizi birden düşürüyor.
Hasan abi. Anlatabildim mi? Yani o seviyeye çıkmadan sizin dişleriniz düşmüyor. Var olduğunuz yerde şu bedenin içinde, bu bedeni bedene benzettiğiniz sürece dünyanın neresinde ne sıkıntı olursa olsun, ne kadar üzülürseniz üzülün, dişiniz mişiniz düşmez. Hasan abi. Anlatabildim mi? Mesela Hasan abi sır diyor. Mesela sır ne demek? Sır ne demek? Sözler 474'te diyor ya Hasan abi, bakın. Şunu bir okuyayım lütfen. Fani, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Hasan abi, bunu nerede anlıyorum? Kalpte. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayri istemem. Hasan abi, ruh bize nerede takılmış? Aşağı azamda değil mi abi? Evet. Evet. Peki ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman biz nereye çıkmışızdır abi? Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayri istemem. Fakat bir yar vaki isterim, serreyim diyor Hasan abi, serreyim. Yani ondaki ben, Hasan abi, zemreyim. Fakat bir şems-i serveti isterim, hiç kendinden hiçim, artık manaya hayran dedim Hasan abi. Fakat bu mevcudatı bir de isterim. Artık o, ben, anne, baba, çocuk, kardeş, Hasan, Gafur, Ahmet yok. Abi. İşte bu herhalde en üst mertebesi, en kemali herhalde bu abi. Bilmiyorum. Böyle hissettim. İşte bu hayatın, kalbin, ruhun derece hayatına çıkması. Mesela hayat kalbin derece hayatına çıkıyor. Sen o bilsin. Kapat. Onu demiyorum, ötekisi. Hayat kalbin derece hayatına çıkarsa, ruhun ve sırrın derece hayatına çıkarsa hepsi farklı oluyor. Peki ruhun derece hayatına çıkarsa şuunat-ı zatiye mazar oluyor. Kalbin olursa zat-ı sıfatlara mazar oluyor. Sır olursa ismi azamlara mazar oluyor. Henüz sır değil miydi? He? Henüz sır değil miydi? Kalp, ruh, sır, en ruhun üstünde ve altında. Ruhun üstünde. Sır sanki şu abi. Sanki eninin, meçhulün sanki mana tarafı sır Hasan abi. Sırrı insani değil mi? Yani ona bakıyor zaten. Efendim? Sırrı insani diyorum ki ya. Evet. O sırrı insani de o sır aynı şey mi abi? Hasan abi aynı şey mi? Yok, o değil. O sırrın derece hayatına çıktığı zaman bu o sır değil. O sır insani o. Ha, o başka bir şey. He, evet. Bu sır ondaki ben değil mi abi? Ondaki oyunla, ondaki benim mulakisi yani bütünlüğü. Mesela burada çaktırmadan dedi ki, saraya bir baktım ki diyor, kendimi gördüm diyor. Bakanla bakılan aynı. Bakanla bakına bakılan aynı. Kendini bulmuş yani. Ne ile? Kendisiyle. Ya. Peki. Abi burada kemali takibimden bağırarak diyor ya, bu niye böyle bir his olmuş, kemali takibimden bağırmış üstad? Mesela sen ne anladın ondan? Normal bir hadise mi yani? Bir baktı ki Allah Allah, bakılanla bakan aynı. Bir tanesi ne yazmış biliyor musun soru? Ararat dağının altında patladı diyor ya. Anasına niye söylüyor da ümmete demiyor diyor. Ana korkma. Neden abi? Neden işte, daha işte soruyorum size. Gafur korkma, ümmet korkma demiyor da ana korkma. Bu Allah'ın adetidir diyor. Annesi varmış ya.
Evet. Ne ya? Şefkat mi? Yani anne deyince şefkat akla geliyor. İşte saat bayağı geç oldu. Ben de sizi. Biz de sizi çok seviyoruz. Nasıl? Uyuyamayacağız ama. Onu sordular biliyor musun? Ana korkma. Allah Allah. Ana korkma diyor. Yani bu alem sırlarla dolu olduğu için sırın sırrı Risale-i Nur ya. Her taraf garip. Biz böyle basit şeylerle propagandayı siyaset, dünya siyaset, dünya hakimiyetinin oyuncağı getirilmiş bu insanları farklı farklı kulvarlara sevk ediyorlar. Farklı farklı duygularıyla gemliyorlar. Onlara sokulmuş bu asrın insanı, zavallı insan. Ama biraz da hak ediyor. Niçin hak ediyor? Kendisini aramıyor. Hep böyle başka şeye arıyor. Başka şey arıyor. Kendisini aramıyor. Bu sefer ehli dünya da sana ucuz vermiyor. Yani kendini istiyor senden. Senden bir şey istemiyor. Seni istiyor. Evet. Şimdi burada ben kesiyorum böyle. Bu böyle sıkıştıramıyoruz Hasan abi. Ne yapayım zaten bu sistemi de benim de şeyimle olmamış yani. Bu bir sürü donanımlar var. Çekimler yapıyor, şeyle yapıyor. Yani insan evet külli bir hakikaten dünya fani işleri de bile kendi başımıza çok zor da peki kendi başına kabire nasıl gidecek diye merak ediyorum insan. Ya bir şey sorayım size. Gafur daha önce öldün mü sen hiç? Çünkü ilk defa böyle bir şey olacak. Bazen beni böyle ilk defa olacak. Ha. Düşündüm biliyor musun? Bu bizim yeğenle de bunu konuşuyoruz böyle de. İlk defa olacak da bu. İlk defa hiç hayaline ve tasvirine gelmeyen bir zat gelecek. Öyle paldır küldür böyle kazma kürekle değil. Ondan sonra nereden çıkacak, neyi alacak, nereye alacak hiç bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki şu manalarla ne olduksa onların 70 katı ilerisi olacak inşallah. Bunu size ben haşa bir şey değilim ama sözüm budur. Şu anda bir halet var ya güzel bir fanos gibi. İçine aldı ya bizi. Bunun 70 katı ilerisi olacak. O gelen zatla ortaya çıkan alem, o gelirken koridor açılıyor. Sana bir şey söyleyeyim daha. Azrail aleyhisselam zahirde gelecek. Batında zaten bizde. Zaten bizde duruyor. Onunla tanışmadık mı daha? Bak şimdi Azrail gelecek. Ruhu alacak. Zahir bu. Batında insan çekirdektir ya. Ağacın dalı, budağı, yaprağı, evveli, ahiri var ya. Bu kainatın evveli, ahiri, zahiri, batınısı bizde değil mi? Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Hepsinin cemi. Şimdi zaten burada var zaten o insan. Bu ölüm kadar tatlı, acıdır diyor. Allah Resulü külli bir imamdır. Yani bu manaları, mesela ben bir resim göndermek isterdim ama bu sefer hafıza benzetirsiniz diye. Adam Kur'an okuyor.
hiçbir şey anlamamış. Belki de aramızdan bir kişi, bir iki kişi ötede de aynı dersi hala yapıyoruz. Zannediyor ki dünyadayım. İnşallah benimdir abi. Ben hepinizin öyle olduğunu biliyorum. Çünkü niye? Ölmeden önce ölünüz, hayat içinde hayattır bu hayat. Evet. Hepiniz böylesiniz. Bu hayat içinde hayattır. Şu andaki hayat. Ama kıymetini, kadrini bilene. Elhamdülillah. Emeği geçenlerden, bu sistemi iş yapanlardan bana da yardım etmişler vesaire. Ondan sonra size de ediyorlar bu sistemi kurana vesaire. Hepinize teşekkür ediyorum. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.